Kadir Gecesi'ni e, anlatmak için bizim sözlerimize ihtiyaç yok. Eyvallah. Çünkü Rabbimiz bu geceye müstakil bir sure tahsis etti. Ve Yüce Kitap'ta inna enzelnâhu fî leyletil kadr Biz o Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik dedi. Sonra sordu وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَتُ الْقَدِرِ Kadir gecesi nedir bilir misin? düşüncelerimizi Kadir Gecesi'ne yönelterek soruyu bizzat Rabbimiz yöneltti ve cevabını da kendisi verdi. Leyletul Kadri hayrun min elfi şehr. Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir ömre bedel. Bir, bir ömre bedel bir gece. Eyvallah. Ve sonra da Kadir Gecesi'nin manevi metafizik boyutlarını bize bildirdiği Yüce Rabbimiz. Tenezzelul melâiketu Tenaz melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emrin selamun hiye hatta matla'il fecr. İki hususu Rabbimiz bildirdi. Kur'an'ı 14 asır önce Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ya getiren cibril Emin o gün nasıl Kur'an'ı getirdi ise, Hira'da o gayb aleminin bütün ihtişamıyla nasıl ki Resulullah'a göründü, daha sonra Kadir Gecesi kıyamet sabahına kadar adeta Kur'an'ı 14 asır önce getirdiği gibi yanında meleklerle birlikte yeryüzüne iner de inerler ve e, yeryüzüne barış, esenlik getirirler, huzur getirirler. Buyuruyor yüce Rabbimiz.